Merhaba dostlar. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Dostlar, beni sorarsanız ben de iyiyim. Bugün yine çıktık dostlar birlikte. Güzel yerler var, gizemli yerler var. Birlikte gezeceğiz arkadaşlar. Bir de hemen altımda bir dere var. Bu derenin içinde şöyle bir değişiklik olmuş. Yağmurdan sonra buralar bayağı 2,5-3 metre kadar derinliğinde bir oyuk meydana çıkmış. Hem buralara bakacağız. Bu oyuklarda bir şeyler var mı? 2 metre aşağılarda neler çıkmış. Bir de hemen şu dağın yamacında şöyle bir yerde bir giriş var dostlar. Eski midir, yeni midir? Birlikte bakacağız. Hemen şuraları görüyorsunuz dostlar. Yağmur suların açtığı bu büyük yerlerde bayağı hasar olmuş. Bu diplerde bir şeyler, eski nazarın bir şeyler var mı ona bakıyorum dostlar. Çünkü böyle katmanlarda ille de eski zamanlara ait bir şeyler olabiliyor bazen. Şuralara bakın arkadaşlar, hep yıkılmış. Çok acayip olmuş. Şurası normalde yoktu arkadaşlar eskide. Yağmur suyundan sonra 1,5-2 metre kadar bir derinlik oluşmuş. Şöyle değişik taş çeşitleri var. Evet, yolumuza devam edelim bakalım. Hemen tam suyun döndüğü yerde şöyle bir giriş oluşmuş. Evet, çıkalım buradan. Asıl gideceğimiz yer, bakın hemen şu dağın tam ortasında, bu tepenin tam ortasında bir giriş var. Ona bakacağız. Tabii dediğim gibi bu dere yatağında merak ettim dostlar. Onu da gelmiş olduk. Şuradan hemen bir çıkmaya çalışalım. Şöyle değişik bir ortam. Ve asıl gideceğimiz yer hemen şöyle yüksek bir yerde. Şurası arkadaşlar. Burası da kaygan, çok yüksek bir yer gördüğünüz gibi. Yavaş yavaş çıkmaya çalışacağım. En kısa yolu arıyorum. Bayağı yüksekli bir yerde. Eski bir kapama. Eski bir saklama yeri gibi de gözüküyor. Biliyorsunuz dostlar, eski insanlar böyle yerleri çok severlerdi. Bütün her şeylerini yüksek yerler yaparlardı. Böyle düz ovaları da tarım olarak kullanırlardı.
Tabii eskide çeşitli saldırgan hayvanlar olduğu için de kendilerini garantiye bindirmek için böyle yükseklere çıkarlardı. Evet. Bayağı dik bir yer ama ileri oraya çıkacağız. Orayı birlikte göreceğiz. Hemen şöyle altında da şöyle bir çok güzel yabani kekik otu var. Her derde deva olan kekik otları etrafında bayağı var. Şöyle müthiş bir yer. Konum olarak bayağı güzel yere yapmışlar ama bayağı yüksek yere yapmışlar. Buraya çıkmak çok zor. Şöyle bir etrafını önce bir görün. Ve asıl yerimiz. Küçük bir giriş, küçük bir kapı. Ama bayağı dikkat çeken bir yer. Biraz daha yaklaşalım, yakından görmeye çalışalım. Kapalı bir yer. Ön yüzeyi açılmış gibi. Buraları daha önce elden geçirmişler gibi arkadaşlar, ön kapağını açmış gibiler ama altında bir kapak daha çıkınca tahminime göre bırakmışlar. Zaten konum olarak da çok yüksek bir yer, bakın. Şöyle bir aşağıları göstermeye çalışayım. Şurası geldiğimiz dere. Şöyle bir konum üzerinde. Dağın tam ortasında. Aşağıda baktığınızda çok dikkat çekiyordu dostlar. Yakına geldikçe daha da gizemli bir hal almaya başladı. Şöyle bir yakından görün. Etrafında başka neler var? Bakmaya çalışacağım ama şu durduğum yer bayağı kaygan arkadaşlar. Şu yan tarafında, üst tarafında bir şeyler var mı diye bakıyorum. Böylece zirvelere doğru çıkılıyor. Şu anda durduğumuz yer tam bu kayanın ortası. Şuraya baktığınızda komple kerit gibi gözüküyor arkadaşlar. Normalde eski insanlar böyle kerit gibi yerlere pek eşyalarını sakladıkları sanmıyorum. Sert zemin bir kaya değil ama eski insanların ruh hali belli olmaz. Her yere bir şeyler saklarlardı. Şöyle yakında da görün. Evet, bu zirvede de fazla durmayalım dostlar. Çünkü durulacak gibi değil. Şöyle tekrar gözden geçirip yolumuza devam edelim. Evet dostlar, bugünkü videomu da burada bitiriyorum. İnşallah beğenmişsinizdir. Arkadaşlar işte birlikte geziyoruz, doğayı dolaşıyoruz. Dikkat çeken yerleri birlikte bakmaya çalışıyoruz. Ama eski ama yeni. Amacımız birlikte doğayı gezmek. Herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Kalın sağlıcakla.